Hepiniz hoş geldiniz. Atıksız Tarifler Mutfağı'ndayız. Hiçbir yemeğin çöpe gitmesine izin vermiyoruz. Son kullanma tarihi geçmeyen bütün malzemeleri mutfağımızda değerlendirebiliyoruz. Meyve ve sebze kabuklarından, artan yemeklerden, sebze köklerinden faydalanıyoruz ve enfes yemekler yapıyoruz. Merhabalar, Atıksız Tarifler Mutfağı'nda bugün evimde kalan enfes brownie'lerimden brownie tabanlı vanilyalı muhallebi yapıyorum. Evimizde kek bu brownie yaptığımızda genelde kenarları artar, kenarlarından ufak parçalar artar. Bayatlamaya başladığında da birebir tek başına yenmektense güzel tariflerle değerlendirmek isteriz. Bunlardan en güzellerinden, yöntemlerinden bir tanesi de muhallebiyle bu bayatlamaya başlayan keklerin, brownie'lerin buluşmasıdır. Sizler için güzel bir muhallebi yapıyorum. Tencereme sütümü aldım. Şekerimi, unumu, nişastamı karıştıracağım ve pişirmeye, kıvam almaya başlamasını sağlayacağım. Bakın sütüm, nişastam, unum karıştı. Topak olmadan karıştırıp ocakta kaynatmaya başlıyorum. Çırpma telimi güzelce karıştırıyorum ki özellikle tencerenin kenarlarını benim muhallebim topak topak olmasın. Ocağımın altında açtım. Muhallebim artık yavaş yavaş pişmeye hazır. Muhallebimi sürekli karıştırarak pişirmek zorundayım. Çünkü topaklaşmalar ve dibi tuttuğunda homojen bir kıvam olmaz. Bakın karışmaya, katılaşmaya başladı. Kıvam aldı. Ben buna beyaz çikolata katıyorum. Çünkü beyaz renkli bir muhallebi istiyorum. İster bitter, ister sütlü çikolata katarak da rengini farklı bir şekilde, aromasını farklı bir şekilde elde edebilirsiniz. Sıcak muhallebimin içinde beyaz çikolatalarımı da koydum. Erimesini sağlamak için karıştırmaya devam ediyorum. Bakın çok güzel pürüzsüz bir yapısı oldu muhallebimin. Karıştırdım. Artık hafif ılınıp da servise hazır hale gelecek. Hiçbir dibinde de tutma yok. Şimdi de sunum bardağım, sunum kasem artık hangisini istiyorsanız içine bayatlamaya başlayan o brownie'lerimi, kek parçalarımı tabanına koyuyorum. Üzerine muhallebimden alıp ilave edeceğim ve servis için süsleyip sizlere ikram edilecek en güzel tatlıyı sunacağım. Koyduk bardaklarımızı kirletmeden sunum için güzel bir sunum olması adına. Brownie'lerimiz de bu ılık muhallebiyle birlikte biraz daha yumuşuyorlar ve yerken de çok güzel damakta lezzet bırakıyorlar. Bir parça daha brownie kopardım hemen. Brownie'nin parçalarından muhallebimi de üzerine koyup şu bulaştırdığım kenarlarını bardağımın sileceğim ve iyice soğuduktan sonra meyvelerle süsleyerek sunumunu yapacağım. Damak zevkinize göre istediğiniz miktarda brownie içine koyabilirsiniz. Üzerine biraz da yeşil fıstık ekliyorum. Çikolata dekorlarından ekleyip servise hazır hale getiriyoruz. Bakın bunu da koyduk. Yanına da mutlaka bir renkli kırmızımsı meyve koyduğumuzda tamamen sunuma hazır hale gelmiş olacak. Dondurulmuş meyveler tercih ediyorum ben. Böğürtlenme, frambuaz, evinizde ne varsa muz, kivi, çilek siz bunları değerlendirebilirsiniz. Fıstıklarla da tamamen süsledikten sonra artık muhallebim servise hazır hale geldi. Şimdiden deneyen, yapan herkesin ellerine sağlık. Brownie'lerimizi böyle değerlendirmiş olduk. Afiyet olsun.